Gençler tekrar merhaba. Ne yapıyoruz? Psikoseksüel kişilik dönemleri. Topografiki işledik, cebe koyduk. Yapısal işledik, cebe koyduk. Psikanalitik kuramı, Freud'un psikanalitinin üçüncü alt kuramı olan psikoseksüel kişilik kuramı ve bunun dönemlerini ya da psikoseksüel kişilik dönemleri diye de geçer. Beş tane dönemimiz var. Oral, anal, falli, gizil ve genital dönem olmak üzere arkadaşlarım. Oral dönem sevgili arkadaşlarım. Bakalım neymiş? Latince ağız anlamına gelir. Tamam mı? Latince ağız anlamına gelir. Birey dünyayı ve çevresini, ağız yoluyla tanır. Birey dünyayı ve çevresini ağız yoluyla tanır. Temel haz kaynağı ağızdır. Temel haz kaynağı nedir? Kaynağı ağızdır. Ve zaten hani şöyle demiştik, Freud yıkıcı bir adamdı. Olumsuzluklar olumsuz devam ediyor, olumluluklar olumlu devam ediyordu falan filan vardı ya hatırlarsanız. İşte burada ağız yoluyla meydana gelen unsurlar eğer olumsuzsa olumsuz devam ediyor. Bu olumsuzlukların neler olduğunu tabii ki konuşacağız. Ve diyor ki burada Freud için emme ve yeme temel aktivitelerdir. Aktivitelerdir. Emme ve yeme nedir efendim? Temel aktivitelerdir. Oldu mu arkadaşlarım? Emme ve yeme temel aktivitelerdir ve birey bu sürecin içerisinde ne yapıveriyor? Giriveriyor. Şimdi arkadaşlar, burada şu vardır. Emme ve yeme temel aktiviteler. Peki bunu kim yapacak? Anne baba. Anne baba tutumu kişilikte etkilidir cümlesini hatırlıyor olman gerekiyor. İşte burada annenin ve babanın çocuğa yemek yedirme biçimi ve zamanlaması çok önemli. İhtiyaçlar zamanında karşılanıyorsa saplantılar olmuyor. Aşırılıklar ve yetersizliklerde oral saplantılar oluyor. O zaman ebeveynlere en çok ihtiyaç duyulan dönemdir. Ebeveynlere en çok ihtiyaç duyulan dönemdir arkadaşlar. Çünkü 0-1 yaş aralığında çocuğun kendi başına bir şey yapması mümkün değil. Ya 1-3'te de yapamıyor da burada hiç değil. O yüzden ebeveynler en çok muhtaç olan dönemdir. İhtiyaç duyulan dönemdir. Aşırılıklar ve yetersizlikler olmamalı. Çok da yedirilmemeli, az da yedirilmemeli. Ve zamanında yedirilmeli. Eğer bu ihtiyaçlar zamanında karşılanmazsa oral saplantılar olur. Gençler, oral saplantı ne? Bak lütfen iyi dinle, bak kavramlarımı iyi dinle. Bir birey çok konuşuyorsa, boş konuşuyorsa, çekirdek çitliyorsa, sigara içiyorsa, küfür söylüyorsa, karamsar ifadeler kullanıyorsa oral saplantılar devrededir. Bakın. Ağız yoluyla yapılan her türlü olumsuzluk oral saplantılara giriyor. Tamam arkadaşlarım? Ağız yoluyla yapılan her türlü olumsuzluk oral saplantılara giriyor. Buna göre bir değerlendirme ve buna göre bir algı alanı ne yapılıyor? Oluşturuluyor arkadaşlarım. O yüzdendir ki oral saplantılar önemlidir. Hatta birey kendi kendine işte oral mazoşist ya da başkalarına hakaret eder. Ne kadar malsın ya da ne kadar malım gibi ifadeler kullanabilir. Oral sadist ya da mazoşist ifadeler olabiliyor. Bireyin ağız yoluyla yaptığı her türlü, ya bak istisna, hoca bu da böyle ne ki? Ya sana ne, Freud diyor. Karamsar ifadeleri kullanan biri 0-1 yaş aralığında yetersiz yedirilmiştir ya da aşırı yedirilmiştir gibi. Yani bu seni bağlamaz, beni de bağlamaz, Freud'u bağlar. Zaten cinsel gelişim üzerine çalışmalar yapan ilk psikolog ve kaynaklık ediyordu bu noktada. Bu da onların temellerini oluşturuyor aslında. O yüzden oral dönem bu şekilde kendini gösteriyor. Ve bu dönemdeki ana kavramımız, Erikson'da da göreceğiz, aslında güvendir. Çünkü anne babaya güven çok önemlidir. 2. Anal dönem. 1-3. Tuvalet eğitimi kişilikte belirleyici
belirleyici unsurdur. Tuvalet eğitiminde, sabırlı ve anlayışlı olunmalıdır. Anlayışlı olunmalıdır. Tuvalet eğitimi sabırlı ve anlayışlı olmalıdır. Aksi de çocuk seninle ne yapar? İnatlaşır. İnatlaşma bu dönemde önemli bir kavram olarak karşımızda duruyor. İnatçılık. Şimdi böyle diyor hocam ya işte Freud da saçmalamış, saçma sapan şey söylemiş. Tuvalet eğitimi her şeyi bu kadar etkiler mi? Ya Freud diyor ki etkiler, sana ne? Yani bunu biz değerlendirme şansına sahip, bu kuramı beğenmeyiz, olur biter. Ama Freud böyle demiş. O eleştirisine zaten başka şeyleri doğuyor. İşte Erikson başka başka bir şey diyor, öbürü başka başka bir şey diyor. İnsanlar başka başka bir şey diyorlar arkadaşlarım. O başkalıkların içerisinde işte sabırlı ve anlayışlı olmak çok önemli ve buna göre hareket etmek çok önemli. Ve orada tuvalet eğitimi çok önemli. Çünkü anne tuvaleti zamanında yaptırırsa gayet normal. Ama geç kalır ya da çok sıkarsa o zaman sıkıntı. Bak diyor ki çocuk tuvaletini yap. Çocuk diyor ki niye benden bir şey istiyorlar? İçindekini istiyorlar. La kolay mı? Bir şey vermek bilmiyorum. Anne diyor ki yap. O diyor ki yapmam. İnatlık. Ya da hiç ilgilenmiyor bakıcı. Ebeveyn hiç ilgilenmiyor. O da sıkıntı. Ya da dengeli. Dengenin olduğu her yerde kişilik olarak sağlıklılık söz konusu. Zaten determinist ya. Aynı koşullar aynı unsurları doğuruyordu. Aynı koşullar aynı unsurları doğuruyorsa zaten denge dengeli gidecek. Dengesizlik dengesiz olarak gidecek. Bu noktada bir sıkıntımız yok ki bizim. Bu noktada herhangi bir kaygıda yaşamıyoruz açıkçası. Tamam arkadaşlarım? Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Ve o yüzden tuvalet eğitiminde sabırlı ve anlayışlı olmamız gerekiyor. Ve buna göre de hareket ediyor. Peki nedir bu anal saplantılar? Şimdi çocuk dengesiz, tamam mı bak. Aşırı kuralcı, inatçı, cimri, savurgan, pasaklı, titiz bireyler varsa bu anal dönem sıkıntısıdır. Anal dönem sıkıntısıdır. Bak tekrar ediyorum. Aşırı kuralcı, inatçı, savurgan, pasaklı, titiz bireyler varsa bunlar oral saplantı, anal saplantı içindediler. Çocuk dengeli mi? Cömert oluyor. Çocuğun tuvaletine ilişkin hiç önemsemediler mi? Savurgan oluyor. Çocuk tuvaletine yop 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 mu dediler? Cimri oluyor. Çocuk tuvaletine çok mı sadildi? Titiz oluyor. Çocuk tuvaletini hiç önemsenmedi mi? Pasaklı oluyor ya da temiz oluyor. Anladın? Bak bu kavramları gör. Ya sana ne? 25 yaşındaki bir adam savurgandı, pasaklıydı, titizdi. Hangi dönem olumsuz geçmiştir? Oral. 25 yaşındaki bir adam çok konuşuyordu, boş konuşuyordu, çekirdek çitliyordu, sigara içiyordu, falan ediyordu, ağzıyla falan ediyordu. Oral dönem sıkıntı geçmiştir. Yani dönemin özelliğini bu sürecin içerisine alacaksın. Ve arkadaşlarım, süperego ortaya çıkar. Süperego ortaya çıkar. Tuvalet eğitimiyle birlikte diyor ki acaba ayıp tuvaletini gizli yap, toplumsal kurallar yavaş yavaş devreye giriyor. Ama daha süperego hiçbir şey. Halen daha ego, id egoya dediklerini yaptı. Süperego burada minnacık etkili, minnacık etkili. Tamam, daha kişiliğin hakimliği olmasına çok zaman var. 3. Fallik dönem. Üç, altı. Şimdi Freud kişiliğin temeline neyi koyuyordu? Cinsel ve saldırgan kökenli enerjiyi koymuyor muydu? Koyuyordu. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Arkadaşlarım, işte elhamdülillah, özür dilerim. Şimdi oral ve anal dönemde cinsel gelişime, cinsellikten hiç bahsetmedik. Değil mi? Hiç ağzımıza almadık. Şimdi başlayacağız. Diyoruz ki cinsel kimliğin temelleri atıldığı için en kritik dönemdir. Cinsel kimliğin temelleri atıldığı için, en kritik dönemdir. Cinsel kimliğin temelleri atıldığı için ne oldu? En kritik dönem. Hatırlar mısınız? İnsan yaşamında 0-6 çok önemli ama en kritik 3-6 dedik. Şimdi demek ki
fanlik dönemin en kritik olmasının sebebi cinsel kimlikle alakalıymış arkadaşlarım ve buna göre değerlendirme yapıyormuşuz. Karşı cinse ilgi, hem cinse öfke vardır. Karşı cinse ilgi, hem cinse öfke vardır. Burada bu vardır. Evet, karşı cinse ilgi, hem cinse öfke vardır. Ya şunu demiyorum, 5 yaşındaki bir çocuk gidiyor, bir tane kızı görüyor ya da oğlanı görüyor, ben sana aşık oldum. Bundan bahsetmiyoruz. Tamam, böyle bir şey yok zaten. Ha, ama anne babaya bir garip bir ilgi var, anlamlandırılamayan bir ilgi var aslında. Bunun çok cinsel boyutunun olup olmadığı da tartışılabilen bir şeydir. Kız babaya ilgi duyarsa, kız babaya ilgi duyarsa, erkek anneye ilgi duyarsa, ilgi duyarsa, kız babaya ilgi duyarsa Elektra, erkek anneye ilgi duyarsa Oedipus çatışması oluyor. Bu çatışmaların ortak adı Oedipal çatışmadır. Neymiş? Oedipal çatışma. Arkadaşlarım, Oedipal çatışmaların nedeni, Oedipal çatışmaların nedeni nedir diye sorulursa, ne yapıyor Oedipal çatışmaların nedeninde? Kız babaya, erkek anneye ilgi duyuyor. O zaman bu Oedipal çatışmaların nedeninde ne vardır? Özdeşim kurma mekanizması vardır. Kız kendini babayla özdeşleştiriyor. Erkek kendini anneyle özdeşleştiriyor ve Oedipal çatışma dediğimiz çatışmalar doğuyor. Ve bundan kurtulması gerekiyor çocukların. Yani uygun modeli bulması gerekiyor. Yani kızın anneyle, erkeğin de babayla bir vakit geçirmesi gerekiyor. Yoksa bu Oedipal çatışmalardan bireylerin kurtulma şansı yok. Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlarım? Buna dikkat ediyoruz, tamam mı? Kız anneyle, erkek babayla ne yapmak? Özdeşleşmek zorunda. O zaman Oedipal çatışmaların çözümü, Oedipal çatışmaların çözümü, uygun modelle ne yapmak? Özdeşim kurmaktır. Uygun modelle ne yapmak? Özdeşim kurma. Arkadaşlarım, kız babayla, erkek anneyle ne yapıyor? Özdeşleşiyor. Kız babayla, erkek anneyle özdeşleşiyor. Oedipal çatışma çıkıyor. Sonra kız anneyle, erkek babayla özdeşleşince de bu çatışmalardan kurtuluyor. Demek ki bizim yapmamız gereken şey uygun modeli bulmamız olacak. Arkadaşlarım, o zaman burada şöyle bir şey çıktı bence. Şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi bir sorunun hem kaynağı hem çözümüdür? Hem nedeni hem çözümüdür. İşte o savunma mekanizması, özdeşim kurumu. Elektra ya da Oedipal çatışmaların nedeninde karşı cinsle özdeşim varken, onu çözmede yine hem cinsiyle özdeşim vardır. Bunlara tabii ki ne yapacağız? Dikkat edeceğiz arkadaşlarım. Ve gördüğünüz gibi ahlaken çok fazla ne yapıyor? İlerleme oluyor. Ve burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlarım. Süper ego gelişir. Süper ego gelişir. Süper egonun yolculuğu bizim için önemli arkadaşlarım. Süper ego ne yapıyor? Gelişiyor. Çünkü aman babaya ilgi mi duyulur, aman anaya ilgi mi duyulur gibi bir altyapı, toplumsal altyapı. Orada öyle şeyleri duyuyor, toplumda görüyor, olguluyor, öğreniyor, toplumsal kurallar. Ama Freud toplum yok diyor. Ama anne baba tutumuna bağlı yapıyordu. Yani Freud'dan ayrı düşünüyorum tabii bu arada, toplumsal kurallar derken. Yani arkadaşlarım, süperego burada ne yapıyor? Gelişerek Oedipal çatışmalardan bireyin kurtulmasını aslında fırsatta ne yapıyor? Veriyor. Şimdi devam edelim arkadaşlarım. Şimdi bak. Tamam, bu dönemde bunlar oluyor. Bu çatışmalara özdeşim kurdurduk falan filan. Bir de şunu diyoruz. Çok soru sorarlar. Çok soru soran çocuk ayıplanmamalı, dışlanmamalıdır. Çok soru sorarlar. Neredeydik? Ha, şurada yazıyorduk. Çok soru sorarlar. Çok soru soran. Çok soru soran. Sonra şöyle bulabildim. Soru soran çocuk ayıplanmamalı, su
suçlanmamalıdır. Aksi halde ahlaki çöküntü yaşar. Çöküntü yaşar. Sevgili dostlarım, bu dönemin temel kavramı nedir bilir misiniz? Güven, inat. Bu dönemin temel kavramını şuraya yazayım. Merak. İşte ben söylemedim ama bunları tekrar edeyim. Burada cinsel organa merakın ilk başladığı dönem bu dönemdir arkadaşlarım. Yani cinsellik anlamında da kendi organlarına merak falan da oluyor. Ve anlamlandırmaya çalışıyor. Mesela burada erkeklerde iyi dişlik korkusu denen sünnet olma korkusu gibi korkular ortaya çıkıyor. Erkek çocuk babasını rakip olarak gördüğünden dolayı anneye aslında yöneliyor falan gibi işin psikolojik altyapıları da tabii ki yabana atılır özellikler değillerdir. Araya bunları da sıkıştırmakta fayda vardır zaten. Şimdi ahlaki çöküntüler yaşıyor. 30 yaşındaki bir adamın ahlaki problemleri varsa, hangi yaşta olursak olalım, ahlaki problemlerimiz varsa bu fallik dönemden kaynaklanıyor Freud'a göre. Ve insanlar ahlaki yapılarını burada oluşturuyor, cinsel gelişimden altyapısını burada oluşturuyor ve çok yoğun bir özdeşim kurma mekanizması, doğruyu da buluyor, yanlışa da tabii ki yönelebiliyor sevgili arkadaşlarım. Soru sormasına müsaade edeceksin, ayıplamayacaksın, suçlamayacaksın. Aynısını zaten Freud'un yanında Erikson'da diyecek. 4. Gizil dönem. Latent dönem. Örtülü dönem. 6-12. 6-12. Gizli dönem, latent dönem, örtülü dönem gibi isimleri vardır arkadaşlarım. Bakalım ne diyoruz? Cinsel duygular bastırılmıştır. Bak. Zaten gizli denmesinin nedeni o. Cinsel duygular bastırılmıştır. Bastırılmıştır. Cinsel duygular burada ne yapılıyor? Bastırılıyor. Cinsel duyguların bastırılmasının nedeni. Neden bastırılıyor? Bilen var mı? Ne? G. Esa mı diyor? Aha ben söylüyorum. Bak. Süper egonun kişiliğin hakim yönü olması. Hakim yönü olması. Gençler, süperego kişiliğin hakim yönü. O zaman süperego ne yapıyor? Çok güçlü hale geliyor. Süperego ortaya çıkıyor, gelişiyor ve kişiliğin hakim yönü oluyor. Süperegonun yolculuğuna bir bakalım hep beraber tekrar. Süperego ne zaman ortaya çıkar? Anal dönem. Ne zaman gelişir? Fallik dönem. Ne zaman kişiliğin hakim yönü olur? Ve ne yapıyor? İşte o zaman da gizli dönem oluyor. Cinsel duyguların bastırılma nedeni sorulabilir ki soruldu. Buna da dikkat ediyorsun. Peki, bu bizde bir cinsel ve saldırgan kökenli enerji var değil mi? Bu boş duracak değil. Boş durmaz arkadaşım. Cinsel ve saldırgan kökenli enerji boş durmaz. Kendini mutlaka bir yerlere atar. Anladın mı? Bir şey yapar. İşte bakalım burada ne yapıyor? Cinsel ve saldırgan kökenli enerji gücünü, cinsel ve saldırgan kökenli enerji gücünü oyun, öğrenme, iyi ilişkiler geliştirme, geliştirmeye harcar. Merak ön plandadır. İşte okul hayatının merakları vardır. Demek ki cinsel ve saldırgan kökenli enerji boş durmuyor. Gücünü oyun, öğrenme ve ilişkiler geliştirme enerji. Şimdi öğrendiğimiz şeyler, toplumsal kuralları da burada öğreniyoruz. İnsanlar, hatta gelişim görevlerinden hatırlarsanız şey demiştik, son çocukluk döneminde şunu kullanmıştık arkadaşlarım, toplumsal kuralları ahlaken öğrendiği dönem demiştik. Bak aynısı. O zaman
oyun ve öğrenme etkinlikleri içerisinde sen buna çok iyi şeyler öğretebilirsin. Ne yapacaksın? O zaman iyi bir özdeşim kurar. Yoğun özdeşleşmeler görülür. Yoğun özdeşim kurma görülür. Kim neyle özdeşim kuruyor? Kim neyle özdeşim kuruyor? Ona bir bakıverelim mi arkadaşlarım? Kız babayla, anneyle daha çok vakit geçirecek. Erkek babayla daha çok vakit geçirecek. Böylece ne olacak sevgili arkadaşlarım? Süreç içerisinde biz en doğru davranışı yapmış olacağız. Uygun modelle özdeşleşen birey sağlıklı bir cinsiyet rolüne sahip olacak. Cinsiyet rolleri öğretilmelidir. Cinselliğin rolü değil, cinsiyetin rolü. Cinsiyet rolleri. Aslında sosyal roller diyelim. Sosyal roller. Yani cinsiyet rolleri öğretilir. Öğretilir. Yani sevgili dostlarım şu oluyor. Cinsiyet rolleri öğretiyorsun, sosyal rolleri öğretiyorsun. Yani kadının ve erkeğin sosyal hayattaki rolleri öğreniyor. Hatırlar mısınız yine şeyde söylemiştik yine gelişim görevlerine yine Ali Ali ile oynar, Ayşe Ayşe ile oynar, Ali top oynar, Ayşe ip atlar demiştik. Herkes kendi cinsiyetinin rolünü kapsın burada. Çünkü herkes kendi cinsiyetinin rolünü kaparsa sağlıklı insani gelişimler meydana gelir. Ve sağlıklı insani gelişimler beraberinde çok sağlıklı olur. O zaman ciddi bir cinsiyet eğitimi verilmelidir. Cinselliğin rolleri değil, cinsiyetin rolleri. Bunlar gerçekten bizim için aşırı derecede önemlidir arkadaşlarım. Ve sevgili dostlarım, cinsiyet rolleri öğretilir. Peki gerekli eğitim verilmezse? Gerekli eğitim verilmezse? Obsesif. Obsesif. Obsesyonların diğer adı takıntıdır. Takıntılı kişilikler oluşabilir. Kişilikler oluşabilir. Arkadaşlarım yalnız şunu hemen açayım. Anal dönemde tuvalet eğitimindeki o baskıya bağlı olarak işte obsesyonların kökenleri, temelleri ona dayanır. Ama burada obsesyonlar ortaya çıkıyor ya da biraz daha kişi bu durumun farkına varıyor. Aslında kişiliği böyle çok etkilemesi genelde 20'li yaşlardan sonra. Yani obsesyonun hikayesi çok geniştir. Takıntılarımız vardır. İşte kimisi karelere basmaz, kimisi sayma hastasıdır, kimisi temizlik hastasıdır, kimisi düzen hastasıdır, kimisi falan hastasıdır, kimisi filan hastasıdır. Her insanda çok cüzi miktarda da olsa takıntılar vardır. Ve bu takıntıları hayatın içerisinde kullan. Mesela benim anahtar kaybetme takıntım var. Anahtarımı kaybettiğim zaman kendimi kaybetmiş gibi oluyorum. Şimdi Serkan oradan bana bakıyor, bu manyak mı diye. Değilim ama ne diyeyim arkadaş, takıntı işte. Öbür adamın temizlik hastalığı var, öbür adamın başka bir hastalığı var, öbür adamın başka bir hastalığı var. İnsanlar bu takıntılar yaşıyorlar. Eğer bu takıntılar hayatımızı böyle çok yıpratacak konuma gelmişse kesinlikle ve kesinlikle doktora gitmemiz gerekiyor. İnsanlar seni bu takıntılarından dolayı eleştirmişse doktora gitmen gerekiyor. Psikiyatr, ilaçla tedavi veya psikoterapi süreci gerekiyor. İlaçla tedaviye ihtiyaç duyarsan kesinlikle psikoterapi, psikiyatri gitmen gerekiyor. Bunlar da öyle rastgele işler değiller. 5. Genital dönem. Kişilik Freud'da kaç yaşında tamamlanıyordu hatırla? 18 yaşında tamamlanır demiştik. Bak psikoseksüel kişilik kuramında dönemleri işliyoruz ve bu dönemler oluşuyor. Şimdi cinsel duygular yeniden ortaya çıkar. Cinsel duygular yeniden ortaya çıkar. Cinsel duygular ne yapılıyormuş? Yeniden ortaya çıkıyormuş sevgili arkadaşlarım. Ya arkadaşlar mümkün değil, engelleyemezsin. Bak. Östrojen ve testosteron hormonları çok hızlı salgılanıyor. Kadınlık ve erkeklik hormonu çok hızlı salgılanıyor. Ve insanlar bu duyguları yaşıyorlar. Cinsel duygular ergenlik döneminde ortaya çıkar. Hatta ben Ferrari döne, Ferrari gibidir o cinsel duygular. Engellemek çok kolay değil. Hatta gizil döneme, fırtına öncesi sessizlik dönemi denmesinin özünde de aslında bu yatıyor arkadaşlarım. Ve peki ne görülüyor? Cinsel hayaller gözüküyor burada. Cinsel hayaller. Fantazi.
Güvensizlik, ergenler çok güvensizdir. Güvensizlik görülür. Hele bir de yeni dünya düzeninde niye çevrim içisin? Allah belanı versin. Adam kafayı çevrim içi olduğu olmadığından dolayı kavga edip ayrılan bir son sevgili var. Kurban oldum çevrim içi ya işte. Bir tane başka telefon bulur. Başka yerden çevrim içi olur. Ya takılma buna. Senin kalbin içinde çevrim içi olsun. Laf güzeldi Serkan'ım. Kalbinin içinde çevrim içi olsun. Anladın mı? Böyle olsun yoksa olmaz. Bak güvensizlik duygularının ergenlik dönemindeki ilişkilere verdiği zarar çok önemlidir. Hatırlar mısınız yine Havikas'ta konuşmuştuk. Evlilik ve aile hayatına hazırlanma işte bak onun gerçekleridir aslında bu. Ve bunlar bu dönemde olur. Arkadaş ilişkileri yoğun olarak geliştirilir. Arkadaş ilişkileri geliştirilir. Aslında şurada hani temelisli şeyleri yazıyorduk ya arkadaşlarım. Latent dönemde de şey vardır. Öğrenme aslında temel kavramımızdır. Tamam, öğrenme üzerine kurulu bir sistemimiz vardır. Hazır aklımıza gelmişken burayı da yazalım ve burada artık ne oluşuyor? Kimlik oluşuyor. Bunların hepsini Erikson'da da zaten birkaç video sonra göreceğiz arkadaşlarım. Arkadaş ilişkileri geliştirilir. Bir başkası meslek seçimi buradadır. Meslek seçimi buradadır. Tamam. İlk mesleki rehberlik kuramı da hatta Freud'a aittir. Gençler, arkadaş ilişkileri geliştiriyor. Anasından babasından çok sever arkadaşını. Anasıyla babasıyla arkadaşlarıyla kavga eder. Şimdi hepiniz 20'li yaşları aştınız. Arkadaşınızdan dolayı annenizden babanızdan kavga ettiniz. O arkadaşınız nerede? Yok. Çünkü ergenlik dönemi arkadaşlarını %98'i, %99'u çağırır. Bir tane kalır ona da kanka olursun. Evlendikten sonra onunla da kopacaksın. Kesin. Ya da tesadüfen aynı şehirde olacağım falan filan bıttır 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 olaylar olacak. Arkadaş ilişkileri çok önemsenir bu dönemde. Dönem olumlu geçerse. Dönem olumsuz geçerse ne olacak? Dönem olumlu geçerse üretken, sosyal, başarılı bireyler oluruz. Dönem olumlu geçerse üretken, sosyal ve başarılı bireyler oluruz. Eğer dönem olumsuz geçerse aşırı bağımlı, aşırı bağımsız, bağnaz kişilikler oluşur. Dönem olumlu geçerse üretken, sosyal, başarılı kimlikler oluşuyor. Dönem olumsuz geçerse aşırı bağımlı yani ipotekli, aşırı bağımsız yani dağınık ve bağnaz bulunduğu ortamı geren kişilikler oluşuyor arkadaşlarım. Dönemin olumlu geçmesi kişiliği olumlu, olumsuz geçmesi de tabii ki kişiliği ve kimliği olumsuz etkiliyor. Bunlara ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsunuz. Oral, anal, fallik, gizil ve genital dönem ilişki ağları ne yapılıyor? Burada sorgulanmış oluyor arkadaşlarım. Böylece Freud'da 3 kuramı da bitirdik. Bundan sonra savun, engelleme, çatışmaların yanında savunma mekanizmalarını psikanalitik kuram bağlamında işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlarım.